YS'de kabul sınavımız var. Kabul sınavımızı 4 etapta, 4 seansta 2 hafta sonu olarak değerlendirme yapıyoruz. Bu hafta 4, 5, 6, 7'ler yani ortaokula dönük kabul sınavımız var. Gelecek hafta ise 8, 9, 10, 11'lere yönelik sınavımız var. Dün cuma öğleden sonra itibariyle 4, 5, 6, 7'leri kapattık. Kontenjanlarımız dolduğundan dolayı kapattık. Şu ana kadar 2500 civarı bir başvurumuz var. Ama gelecek hafta 8, 9, 10, 11'e devam ettiği için tahminim 3000 üzerine çıkacağız. Burada amaç öğrencilerimize bir yeni nesil sınav soruları tanıştırma, öğrencileri okul ortamına alma, o sınav moral motive heyecanını yaşatma. Elimizden geldiğince gelen velilerimize kendimizi anlatmaya, öğrencilerimize neler yapabileceğimizi sunmaya çalışıyoruz. Şu an itibariyle başvuru bizim beklentimizin çok çok üstünde. Bizler de tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan okullarız. Özel devlet ayrımı olmaksızın. Şimdi burada bizim kendimize göre sunduğumuz bazı şeylerimiz var. Nedir? Biz sınav grubu ve diğer gruplar olarak ikiye ayrılıyoruz. Sınav grubu öğrencilerimize sınav ağırlıklı. Diğer öğrencilerimize ise dersin yanında sosyal aktivitelere de yer veriyoruz. Yani öğrencilerimizin bir bütün olarak gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bir yandan akademik başarısını elde ederken diğer yandan da sosyal gelişimini tamamlamasını istiyoruz. Özellikle ortaokulda buna çok çok önem veriyoruz. Bizim okula gelen bir öğrencinin ikinci bir yere gitmesine gerek yok. Kendi bünyemizde etüt, soru çözüm, takviye dersleri ve eksik tamamlama gibi zaten normal müfredat devam ediyor. Şeylere göre değişen bir durumdur. Şu anda Urfa'da başarı genellikle sınav sonucuna göre değerlendiriliyor. Evet biz de akademik başarıda Urfa'da derece yapan okullardanız. O konuda iyiyiz ama biz evet ona odaklanmakla beraber çocuğun diğer sosyal gelişimine de önem veren bir kurumuz. Yani öğrenci bir bütün olarak değerlendirmekten yanayız ama akademik olarak evet biz gerçekten diğer okullara göre biraz farklı hazırlanan bir okuluz. ...2022-2023 eğitim öğretim yılı için bizler bir kabul sınavı oluşturuyoruz. Bu kabul sınavında bütün kademelerden 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar kabul sınavlarımıza girebiliyorlar. Kabul sınavımızdan sonraki süreçte velilerimiz ve öğrencilerimizle görüşmeler sağlıyoruz. Bu görüşmelerimizin temelinde öğrencilerimizin eksiklerinin tespit edilmesi ve bu şekilde bireysel programlama ile öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Pandemi koşullarından kaynaklı maalesef öğrencilerimizin 2 yıl gibi büyük bir süre bir kaybı oluştu. Bu kaybının telafi edilip tekrardan devam etmesi için uğraşlarımızı sağlıyoruz. 2020-2021 yılında öğrencilerimiz daha çok sağlık alanlarını yönlendirdik. Tıp, eczacılık, hemşirelik ve ebelik alanlarında yoğunluklu bir öğrencilerimizin tercihleri oldu. Bunun haricinde öğrencilerimiz hukuk alanlarına, öğretmenlik ve mühendislik alanlarını yönlendirdik. Maalesef ki biraz önce söylediğimiz gibi eğitim öğretimle alakalı pandemi koşulları tamamen eğitim sistemini değiştirdi. Açıkta olan öğrencilerimiz ya da akademik anlamda başarısız olan öğrencilerimizin temel ihtiyacı şu anda açıklarını ya da eksiklerinin tamamlanması. Eksiklerin tamamlanmasıyla itibaren öğrencilerimizin akademik hayatları çok daha sağlıklı bir şekilde ilerleyecek. Bu pandemi koşullarının maalesef etkilerini en aza indirebilmek için eğitim gönüllüleri, veli ve öğrencilerimizin bu alanda çalışmaları gerekiyor. Eğitim gönüllü velilerimizi ve öğrencilerimizi okulumuzda bekliyoruz. Çocuklar maalesef bu dönemde çocukları koşturmamız lazım. Sürekli sınav halinde olmaları lazım. Bu sebeple hafta içi hafta sonu sürekli koşturuyoruz.
Nitekim geçen sene kızımı LGS'ye koyduk. Yani o süreci hem öğrenci psikolojisi hem veli psikolojisi biliyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yani bugün çocuklar çocukluğunu yaşayamıyorlar. Bunun farkındayız. Bu sebeple maddi manevi ne gerekiyorsa çocuğumuz için yapıyoruz ve koşturuyoruz. Açıkçası YS'de daha önce bir geçmişi var, biliyoruz en azından bir kurs olarak geçmişi var. Birkaç senedir de buradadır, ismini duyuyoruz. Bu sebeple bir geldik, bir bakalım. Olursa hayırlısıyla burası olur. Yaşındaki oğlum getirdim, bir 6. sınıf öğrencisi. İşte HGS sınıfı bence sınavına girecektir. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Hepsine Allah açık zihin verirsin. Ne edelim, Allah yardımcımız olsun.